Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1 liraya ekran koruyucunuzu nasıl değiştirirsiniz ilk başta onu göstereceğim. Videonun altındaki linkten benim bu ürünü, şu ürünü satın aldığım yerin adresine girebilirsiniz. Çin alışveriş sitesi olan AliExpress'ten aldım. Gördüğünüz gibi adım soyadım da bayağı çıkıyor burada. Adres falan bayağı her şey var. Bunu aldıktan sonrasında böyle güzel kutuyla geliyor. Bu kutunun içerisinde ne var derseniz, bir adet normal ekran koruyucusu. Bakın bu cam ekran koruyucularından değil. Çünkü ben bu tempered glass'ları sevmiyorum. O yüzden normal ekran koruyucusu takacağım. Bir adet o, bir adet temizleme bezi. Ve şöyle göstereyim. Ürün içinden bu kolonyalı mendilinden çıkıyor. Ve ekran koruyucusu. Evet. Şeffaf, normal bildiğimiz clear denilen ekran koruyucusu. Hiç böyle Türkiye'de abidik gubidik yerlerden 30-40 lira verip de almayın. AliExpress'ten bunu yaklaşık 0.30 sente bir tanesini alabiliyorsunuz. Yani o da eşittir 1 lira civarında bir para tutuyor. Ben ekran koruyucusu kullanmıyordum normalde. İlk başta yapılışını göstereceğim size. Üstünü güzelce temizleyeceksiniz ürünün. Şöyle tertemiz olana kadar, böyle cam gibi olana kadar temizliyoruz. Sonrasında şu ıslak mendille üzerinden geçiyoruz ki toz kalmasın. Sonra tekrardan güzelce bir siliyoruz. Ama hiç leke ve toz kalmayacak kadar siliyoruz. Ben daha öncesinde bunun üstündeki tozu temizlemek için şunlardan almıştım. Vardı bende, kullanmamıştım. Bununla şöyle statik elektrik oluyor malum elektronik cihazlarda. Onu devre dışı bırakmak için, yani temizlemek için şöyle tık 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 ince ince temizliyoruz. Benim ekran da kırık bu arada ama ona rağmen bence oturacak. Bir deneyelim. Evet, ekran koruyucusunu aldınız. Elinize bir numaralı, bakın iki değil, bir numaralı olanı üstten başlayacak şekilde böyle çektiniz arkadaşlar. Tam hizalıyorsunuz. Şu şekilde. Bunun tam hizalı olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor, yoksa oturmayacaktır. Alttan da şöyle hizasına baktıktan sonrasında bakın şöyle yavaşça onu çekiyorsunuz. Buradan bir yandan da hava kalmaması için içerisinde, kabarcık kalmaması için şöyle hafif hafif bunu takip ettiriyorsunuz. Ki cihazın ekranına tam olarak otursun. Burada son kalan hava boşluklarını alıyorsunuz. Ve en üstündeki bu koruyucu katmanı çıkartıyorsunuz. Bu katmandan sonrasında altında illaki toz zerreleri kalabiliyor. Bunu da şöyle temizleyebilirsiniz. Bakın buradan tutuyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Ekran koruyucunuzu kaldırıyorsunuz hafif. Burada kalan ufak toz zerrelerini şöyle ufak ufak temizliyorsunuz. Çok hafif hava kabarcıkları kalıyormuş gibi oluyor ama kalmıyor. Bunlar geçiyor. En son, bakın şurada ufak bir hata yaptığım için cihazı şuradan tutuyorsunuz, kaldırıp tekrardan oturtabiliyorsunuz. Bunda hiçbir sakınca yok. Tek sıkıntı elinizin pratik olması ve bir anda onu oraya oturtabiliyor olmanız lazım. Ben çok fazla yaptığım için artık bayağı bir deneyimliyim. Sizler de yapabilirsiniz ama bu çok basit bir uygulama çünkü. Hiç boş yere 30-40 lira, 50 lira, 60 lira bazı yerlerde görüyorum. Ödemenize gerek yok. Bunu bu şekilde, bakın gördüğünüz gibi tertemiz. Şu altta tabii benim camım kırık olduğu için burada bir oturmamazlık oldu. Çok normal o da. En son kısımda da böyle üstünü temizliyorsunuz ve kullanıma hazır. Kısa ve pratik bir bilgi ama işe yarayacağını düşünüyorum hepiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen alttaki yorum kısmından bana iletin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.